canım. Nasılsın? İyiyim. Vardım eve. Oh. Aha, sen ne yaptın? Çalışıyorum ben de. Keşke bir yol olsa da hep seninle olsun. Her şey yolunda mı? Bir şey mi oldu? Oldu tabii. Sen oldun. Ya, sanki böyle başına gelen kötü bir şeymişim gibi söyledin. Hayır hayır, tam aksine. İyi ki aradın. Bunu almıştım zaten. Sen kalabalık bir yerdesin galiba. Patronum evde davet veriyor. Ya zaten bütün gün çalışıyorsun. Bir tek akşamların var, onu da sana bırakmıyor. Ne kötü adam ya bu. Valla ben senin yerinde olsam direkt istifayı basardım, çeker giderdim. Ki yapmadığım şey de diyebiliyorsun. Benim de içimden geçmiyor değil. Ay neyse tamam, ben şimdi seni oyalamayayım, sıkıntı çıkmasın. Özlediğim için aradım. Birlikte zaman geçirmek artık sana zor mu geliyor? Kan. Zımz olmadan bir şeyler yapmak, eğlenmek. Bazen güldüğümde kendime şaşırıyorum. Tabii vicdan azabı çekiyor. Ay neden böyle bir gece? Hı? Biz neden zorluyoruz kendimizi? Eve gelmen için bir sebep olsun istedim galiba. Bu sebep ben olamıyorum diye korkuyorum. Farkındasın değil mi? Konuşmamız lazım Leyla. Daha fazla geciktirilmeyiz, bunu konuşmamız lazım. İstemiyorum. Konuşmamız lazım. İstemiyorum. Tamam. Biliyorum ne söyleyeceğim. Bu yaz bitmeli artık. 2 yıl 4 ay geçti diyeceksin. 2 yıl 4 ay. İzlemedesin. Bayılıyorum senin şu dişi aslan pozlarına. Biri oğlum, biri gelin. Mutlu olmalarını istiyorum sadece. Yalan söylerken inandırıcı olmaya bile uğraşmıyorsun. Yalan söylemeye hiç ihtiyacım olmadı güne kadar. Madem öyle, her koşul altında dürüstsün. Hadi bana karşı duygularını itiraf et. Her şey çok daha kolay olacak. Senin sahip olduğun her şeyin yarısı benim. Senin. Doğru.